Herkese merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün Matta İncili ile alakalı konuşacağız. 60 kadar soru hazırladım Matta İncili ile alakalı. Ve bu soruları Hristiyan arkadaşların veya İncil'in veya Tevrat'ın hala korunduğunu savunan bazı Müslüman arkadaşlarımızın da vakitleri varsa, eğer değerli bulurlarsa bu soruları, bu sorgulamayı, cevap videoları yaparlarsa, en azından cevaplarlarsa faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü bu videoları izleyecek olan Hristiyan arkadaşlar da var. En azından onların sorularına cevaplama açısından böyle bir videoya, cevap videosuna ihtiyaç olacağı kanaatindeyim. Hem bizler de eksik bilgilerimiz varsa, hatalı okuma yapıyorsak onları da düzeltmiş oluruz. Ön yargılarımız varsa onları da yine düzeltmiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir çerçeve yapacağım çünkü bu uzun bir video serisi olacak. Herhalde 10 videoyu bulur diye tahmin ediyorum. Çünkü 60 tane soruyu yani ikişer dakika içerisinde ele alsam 2 saat yapar. Ki 2 dakika değil, bazen 3-4 dakika, 5 dakikaya da uzayabilir. Muhtemelen sadece Matta İncili ile alakalı birkaç video olacak. Hepsiyle alakalı, Markos, Luka ve Yuhanna ile alakalı da yine videolar çevireceğim. Soru videoları olacak. Yani bunların tamamı soru videoları. Bozulması konusu mesela İncil'ler bozuldu mu bozulmadı mı? Bana sorarsanız ikisi de bir şey ifade etmez. Çünkü Hristiyanlık teolojisi açısından. Yani hiç bozulmadan gelmiş olması bu kitabın mesela ilk yazıldığı gibi Luka'nın yazdığı şekliyle, Markos'un yazdığı şekliyle bize aktarılmış olması bu kitabı kutsal yapmaz. Yani onlar hatalı veya kulaktan dolma bilgiler sunmuş olabilirler. Metin kritiği yapacağız. Yani bu metin bize yol gösterici olabilir mi? İnsan fıtratına uygun mu? Ve gerçekten Hazreti İsa'dan geliyor olabilir mi? Veya işte insan okuması yaptığında, inançlı bir kafayla okuma yaptığında bazı şeyleri göremeyebiliyorsun. Ama bu şekilde bir itirazla karşılaştığında beynin açılıyor. Bu itirazlarla da Hristiyanların korkmadan yüzleşmeleri gerekiyor. Eğer gerçekten hatalı bir yoldaysa nihayetinde tek bir şansımız var. İnsan hata yapabilir, hatalı bir yolda olabilir. Yani bu herkes için geçerli. İnsan eğer şunu diyorsa, bedelini öderken rahat bir şekilde ödersin. Ben kardeşim masaya yatırdım, elime kalemi aldım, beynimi de ortaya koydum. Madde madde tek tek inceledim. İtirazları değerlendirdim. İtirazlara verilen makul cevapları ölçtüm, biçtim, tarttım. Ve gerçekten ben bu metnin Allah kelamı olduğuna inanıyorum deyip hatalı bir şekilde bir yolda gidiyorsa kardeşim bu insan, öldüğü zaman cehenneme de gitse ben zaten elimden geleni yapmıştım. Rahatlığı olur en azından insanın içinde. Ama öbür türlü ya herkes inanıyor. Neye inanıyoruz bu toplumda? İncil'e mi inanıyoruz? Tamam ben de inanıyorum deyip Hristiyan olmak. Veya ben işte hangi dindeyiz? Müslüman mıyız? Hangisi bizim kutsal metnimiz? Kur'an-ı Kerim mi? Tamam ben de inanıyorum deyip açıp bakmadan, İtirazlarla yüzleşmeden bir insanın kamil manada inançlı olabileceğine ben inanmıyorum. Fikri yoktur. Toplumun fikri vardır. O kulaktan dolma bir şeyler öğrenmiştir. Aynen devam ediyordur. O riskin en büyüğünü alıyordur böyle bir insan. Dolayısıyla bu tarz konuları konuşmak, tartışmak değerli. Dinimize hakaret ediyor falan diye düşünmeden bu şekilde dinlemek gerekiyor. Şimdi bakın Matta İncili'nin şöyle genel mantığı anlatayım. Mesela İncil'lerdeki yapı şu. Hani neden bir şey ifade etmez İncil'lerin hani korunmuş olması veya işte kendi aralarında çelişki var mı yok mu? Niçin bir şey ifade etmiyor'nun cevabı olarak Luka İncil'inin birinci ayetini okuyorum size. Bunlar biyografi kitapları. Birilerinin gördüğü, Luka'nın, Markos'un, Yuhanna'nın gördüklerini derleyip anlattıkları hikayeler. Bizdeki hadis imamları gibi düşünün. Yani hadis imamları olayın tanığı mıydı? Hayır. Aynı şekilde bunlar da öyle. Ve gelen bilgileri toplayıp insanlara sunmuşlar. Aynı şey. Tamamen aynı. Bakın, Luka İncil'in birinci ayetini okuyorum.
Sayın Tefilos, birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkarı olanlar bunları bize ilettiler. Ben de bütün bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. Öyle ki sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin. Adam araştırdım, bir sürü bilgi edindim, onları paylaşıyorum şu anda diyor. Yani Hristiyanların kutsal metin olarak gördükleri şey bu. Bu arada neyi referans alıyorum, nereden okuyorum bunu? Bu elimdeki kitap kutsal kitap. Kutsal kitap şirketi. Mukaddes. Kitabı Mukaddes şirketi gönderdi bunu bana. Bana niye böyle bir şey gönderdi? Talepte bulundum. Mail attım bunlara. Dedim ki kardeşim ben hani Tevrat'ı İncil'i okumak istiyorum. Bana kitap gönderebilir misiniz? Onlar da size Tevrat'ı göndeririz. İncil'le birlikte Tevrat'ı göndeririz ama öncesinde şu kadar kitap 5-6 hafta boyunca biz sana her gün her hafta bazı kitapları okuyacağız. O kitapları göndereceğiz. O kitapları okuyacaksın. O kitaplardan sonra test kağıdı göndereceğiz. Kitapları okuyup okumadığını test etmek için ve o kitaplı o soruları cevaplayacaksın. Var mısın dediler. Varım dedim. Bunlar her hafta bana kitap gönderdiler. Her hafta okuyup testleri çözüp gönderdim. Finalde de bana bu kitabı gönderdiler. Ve bu kitabın yani çevirilerin doğru olup olmadığını veya hani Hristiyan dünyada ne kadar kabul edilip edilmediğini de internetten tarattım. İtibarı olan Hristiyan sayfalar mesela kutsalkitap.net, incil.info, die-bible.net. Ondan sonra bu üçünde birebir aynı çeviriler. Dördüncüsü halkdilinde.com'u da yaptım, karşılaştırdım. O biraz daha farklı. Hazreti İsa'ya sürekli Rab işte vesaire dedikleri çevirileri onlar sahip veya efendi falan diye çevirmişler. Yani Hazreti İsa'nın tanrılığını anladığım kadarıyla reddeden bir Hristiyan kitlenin çevirisi. Bu arada yine özet bir giriş yapacağım. Şimdi İnciller boyunca şöyle bir karışıklıkla karşılaşıyorsunuz. İsa Tanrı mı? Tanrı'nın oğlu mu? Elçi mi? Üçünü de domine eden şeyler var. Ayetler var. Yani bunu okuyorsun burada gayet açık bir şekilde Tanrı diyor. Öbürünü okuyorsun gayet açık bir şekilde Tanrı'nın oğlu diyor. Ötekini okuyorsun gayet açık bir şekilde peygamber olduğunu söylüyor. O yüzden de muhtemelen bu nedenle bir sürü mezhebe ayrılmışlar. Yapamıyorlar. Bu konuda en azından anlaşılıyor. Bu en temel konu kardeşim. Bu konuda hani tamam Müslümanlıkta bütün dinlerde mezhepler var da. Ya en temel konu bu. Tanrı tek mi? Hazreti İsa Tanrı'nın kendisi mi? Oğlu mu elçi mi? Ya bu kadar temel bir konuda bir teolojinin yani bir dinin en temel konusunda nasıl bu kadar ilginç yaklaşımlar olabilir ki? Neden? Net değil çünkü bu kitap. Bu nedenle burada mesela o Rab kelimesinin İncil'de tahribata uğradığını Cubur Erentürk isminde bir kardeşimiz video yapmış. Gayet güzel bir şekilde de anlatmış. Özellikle ben bu videoyu Cumhur kardeşimize de arkadaşlarımızın ulaştırmasını, onun da izlemesini, mümkünse cevap vermesini rica edeceğim. Çünkü yer yer kendisine bu videoda da eleştiriler yapacağım. Neden? Çünkü o onların da Yahudi ve Hristiyanların da Müslüman olmasına gerek olmadığını savunan bir kardeşimiz. Ve ben yanıldığını düşünüyorum bu arkadaşımızın. Hem de öyle bir yanıldığını düşünüyorum ki yani o kadar hayati ki son derece samimi bir arkadaşımız, samimi bir kardeşimiz ve Kur'an Müslümanı anladığımız kadarıyla ya öyle ve yani Hristiyanlar Hristiyan kalsın dediğinde ahiret gününde çok ciddi bir sürprizle karşılaşabilirsin. Çünkü hatalı gibi görünüyorsun çok net bir şekilde. İnşallah bu videonun sonunda fikirler değişebilir. Yani insanlar fikirlerini değiştirebilirler kardeşim. Yani bu bir erdemdir ve ahiretimiz söz konusu. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Bazı sorular kolay gelebilir, bazıları zor gelebilir. Nihayetinde ben Hristiyan teolojisinin
uzmanı değilim. Bunun uzmanı mesela Zafer Duygu isminde bir hocamız var, akademisyen. Onun videolarını takip edebilirsiniz. Yani en ince ayrıntısına kadar, en akademik düzeyde Zafer Duygu'yu gördüm ben şu ana kadar. En azından hani popüler gündemde olan hocalarımızı onu izleyebilirsiniz. Ben metin kritiği yapacağım. Sokaktaki adam olarak. Yani elime İncil tutuşturuldu. Bu kutsal metnimiz. Bunu oku ve buna inan. Tebliğinin karşısında ki bir kişi olarak, yani felsefeyi seven, felsefe okuyan, metin kritikleri yapan bir vatandaş olarak bu metnin kritiğini yapacağım. Diyelim, yani uzun bir giriş oldu herhalde ama zaten uzun bir video serisi olacağı için bu uzun giriş bu seriye uygun gelebilir diye düşünüyorum. Hani boş boğazlıkta ise yapmak istemiyorum. Çok konu var çünkü. Birinci soru. Şimdi birinci sorum şu. Matta İncil'inden başlıyorum. Metin metin başlık başlık açmışlar. Her başlıktan yani her metni okuyunca mesela burada Mısır'dan kaçış işte yıldız bilimcilerini ziyaret ediyor başlığı koyuyor. Altında da bir sürü ayet var. Ben sure adları yani bunlar. Sure adlarını vereceğim zaten kısa kısa şeyler. Ayet numaralarını bulmakta zorlanmayacaksınız. Bir paragraf zaten bir sure. Şimdi yıldız bilimcilerin ziyareti var. En baştan başlayalım. Burada diyor ki İsa'nın Kral Herodes devrinde Yahudiye'nin Beytlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yaruşalim'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldız çocuğun üzerine geldiği zaman bulmuş. Yani yıldıza bakarak kardeşim başka bir ülkedeki bir evi buluyorlar. Ve insanın doğduğu evi buluyor. Ya sen şu an navigasyonla çıkıyorsun. Bu teknolojide bir sürü uydu desteğiyle çıkıyorsun. Geçen Ümraniye'ye gittim. Gittiğim noktanın yan sokağına bıraktı mesela. Adres sağdaki evdir diyor. Değil ama. Bu teknolojide böyle bir hata payı var. Yıldıza bakarak adam Hazreti İsa'nın evini bulduğunu iddia ediyor. Tamam. Kabul. Bu da kabul. Yani bana çok mantıklı gelmiyor. Eğer ilahi bir destek yoksa ki öyle bir ibare yok burada. Yani Allah'ın yardımıyla yıldız onlara yol gösterdi falan gibi bir ibare olsa tamam Allah dilerse her şey mümkündür. Öyle bir ibare de yok. Yani bilginler yıldız bilimci olarak tespit ediyorlar ve buluyorlar evi. Tamam. Ve diyor ki orada çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik diyor. Niye tapınmaya geliyorlar? Şimdi biz şunu biliyoruz bakın. İsa'nın mucizelere başladığı tarih 20'li yaşlardan sonra tebliğe başladı, kendini tanıttı, kim olduğunu tanıttı. Tarih Hristiyan teolojisine göre 20'li yaşlarından sonra. Dolayısıyla niye tapınmaya gidiyor ki bu adamlar ona? Şöyle bir mantık bozukluğu var burada. Şimdi eğer Hz. İsa'nın Tanrı olarak dünyaya geldiğini veya Tanrı'nın evladı olarak dünyaya geldiğini biliyorlarsa bilginler bu bilgiyi nereden aldılar? Önceki peygamberlerin hiçbirinde, önceki elçilerin hiçbirinde Tanrı'nın insan olarak geleceği veya Tanrı'nın evladının, oğlunun insan olarak geleceğine dair bir şey hiç tebliğ edilmemişti. Bu sürpriz olarak çıktı İncil'lerle beraber. Sürpriz bir şekilde Tanrı ben geldim dedi. Hani elçiler bu işi yapamıyor. Bizzat ben geliyorum, kendimi feda ediyorum. O da ayrı bir konu. Niçin tapınmaya gitmiş olsunlar ki? Eğer buradaki tapınma kelimesinin şeyi orijinali fark tazimse veya sevgilerini saygılarını sunmaya geldilerse buraya niye tapınma olarak çevirdiniz o zaman? Burada böyle bir problem var. Ya bunun bir cevabını tabii ki merak ediyorum. 2. 2. Öfke ve cinayet bölümü. Öfke ve cinayet bölümü. Bakın olduğu gibi metni okuyorum. Atalarımıza adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşini hak edecektir diyor. Şimdi
kardeşine ahmak derse öz kardeşine mi, din kardeşine mi, insan kardeşine mi, üçüne de mi? Üçüne de olduğunu düşünelim. Birine ahmak demenin bedeli cehennem olarak sunuluyor ve dinin kurucusu tarafından. Bu kadar basit bir meselenin karşılığı nasıl cehennem olur ya? Herhangi birine ahmak, aptal demeyen var mı? Trafikte, şurada, burada, kardeşine. Nasıl bu kadar ağır bir ceza şey yapabilirsin? Kardeşine ahmak diyen cehennemdedir diyor. Burada böyle yazıyor. Bunu mesela nasıl yorumlayacağız? Müslümanlar için de geçerli mi bu mesela? Bu reddiyeleri iki gruba da yapıyorum. Hristiyanlara da, Hristiyanlığın hak din olduğunu, Yahudiliğin hak din olduğunu savunan Cumhur kardeşimize de yapıyorum. Ve onun gibi savunanlara da yapıyorum. Şimdi biz Müslüman bir kardeşimize, ya ahmak demeyen, aptal demeyen var mı kardeşim? Veya şu ana kadar, bana şu ana kadar hiç kimse aptal demedi arkadaşlarımdan veya ahmak demedi. Veya buna benzer bir hakaret ben hayatımda işitmedim diyen var mı mesela? Liseyi, üniversiteyi, iş yeri, her şeyi kat. Bu çok normal bir şey. Herkes birbirine sövüyor bu hayatta ve iyi geçiniyorsun. Denize gidiyorsun, arkadaşına su şakası yapıyorsun. Basıyor kalayı sana zaten. Ya bir sürü şey, ahmak veya aptal denildiği için nasıl cehenneme gider bir insan? Bu biraz aşırı değil mi? Bunu nasıl bağdaştırıyorsun? Fıtratla, insan fıtratıyla ve realiteyle uygun mu yani bu? Bir insanı bu şekilde cehenneme göndermek. Çok basit bir şey. Aşırı yani. 3. Zina ve boşanma bölümü. Diyor ki burada, önemli olan şey şu. Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin denmiştir. Ama ben size diyorum ki, karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Birincisi, boşanmış kadını zinaya itmiş olmak demek. Boşanmış kadınlara bence hakaret yani. Boşanıp da kötü bir ilişkiden sonra boşanıp da iffetini koruyan, kimseyle zina yapmayan bir sürü insan var dünyada. Her kültürde, her dinde. Yani bu biraz şey, kadını bir yeri koymak, boşanmış kadını yani. İki, onu geçtim. Tamam, hani bir şekilde tevil ettiniz. İşte boşanmış insan cinsellikten mahrum kalır. Cinselliğe daha, işte zinaya daha yatkın olur. Tamam, kabul ediyorum. Peki boşanmış bir kadınla evlenen zina etmiş olur ne demek ya bu devirde? Boşanmış kadınlara bu hakaret değil mi? İşte bu ayet yüzünden bazı mezheplerde, Hristiyanlarda evlenme, şey, boşanma yok. Çünkü bir başkasıyla evlenemez, zina etmiş olur. Veya boşanmış kadın bir başkasıyla asla evlenemez. Çünkü insanlar onunla zina etmiş olacağını ömür boyu düşünecek, eğer dindarsa. Hristiyan dünyasında mesela bu şeyin, uygulamanın esamesi var mı? Var mı ya buna uyan herhangi biri? Uymasına da gerek yok. Burada böyle bir ibare. Boşanmak çok fıtri bir şey ya. Yani insanlar anlaşamıyorlar ve boşanıyorlar. Boşanmak kadar doğal bir şeyi nasıl engelleyebilirsin ki? Bu bir hak ya. Karpuz değil ki bu. Kesip bakasın yani. Gayet insan görünüyor. Evlendiğin zaman canavara dönüşebilir. Onu o evlilikten kurtarması gerekiyor bir dinin. Anlatabiliyor muyum? Bir dinin kurtarması gerekiyor o dinden, şeyden, o dertten. Boşanmayı kapatmışlar adamlar yani. Ciller de evrenseldir diyen arkadaşlara soruyorum. Nasıl şimdi biz boşanmış kadınlara, evlenenlere zina eder gözüyle mi bakacağız? Bunlardan birinin feshedilmiş olması gerekiyor mantıken. Yani evrensel olamaz yani. Sadece bu ayet İncil'in evrensel olamayacağının ve Kur'an'la beraber bunun hükmünün kalktığının kanıtıdır yani. Ben zorlanıyorum anlamakta. Hristiyan'ı anlıyorum kardeşim. Beni ilgilendirmiyor. Bana inan dediler. Ben inanıyorum. Bunu diyebilir bir insan ve işin içinden çıkabilir. Bu yoldan arkadaşlar dönsünler ve bana kızmasınlar. Kendileriyle yüzleşsinler. Metin ortada. Daha neler var?